Herkese merhaba sinema izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Apple Pay'i Türkiye'de kullanmaya başlayacağız. Normalde Apple Pay Türkiye'de kullanılmıyor ve bu telefonu bir kredi kartı gibi kullanamamak beni gerçekten üzüyordu. Android telefonları kullanırken bankacılık uygulamam da destekliyorsa, ki bu Ziraat Bankası da olabilir, Garanti Bankası da olabilir, herhangi bir bankanın uygulaması destekliyorsa, siz Android telefonunuzu POS cihazına yaklaştırıyordunuz. Ardından da kredi kartını POS cihazına yakınlaştırmış gibi ücret oradan bakiyenizden çekiliyordu. Bunu iPhone'larda yapamıyorduk çünkü Apple Pay Türkiye'de çalışmıyordu. Aslında Apple Pay Apple'ın ödeme sistemi ve bu kadar küçümsememek gerekiyor, ama ben en basit haliyle sizlere anlatmak istedim. Bugün sizlerle beraber Apple Pay'i farklı bir yönteme çevireceğiz. Ardından da telefonda kullanmaya başlayacağız. Ben dün bu işlemi gerçekleştirdim ve direkt olarak denemek istedim. Ve ilk denememi bir köftecide yaptım ve şöyle söyleyeyim size. Direkt olarak POS cihazına telefonu yakınlaştırdım. Ardından da ücret benim bakiyemden çekilmiş oldu. Şimdi bunun belli bir bedeli var. Bunu yolda anlatacağım. Ona göre kararınızı verirsiniz. Ama şunu söylemem gerekiyor sizlere. Kredi kartınızı unuttuğunuz ya da cüzdanınızı unuttuğunuz, özellikle bu pandemi döneminde kredi kartıydı, cüzdanla gibi şeylerle uğraşmak istemiyorsunuz, bu telefonu kredi kartıymış gibi kullanabilmek, Apple Pay kullanabilmek gerçekten güzel olacak. Bundan dolayı sizlerle beraber ben bu işlemlere başlayacağım. Ekran kaydına giriyorum ve sizlere teker teker anlatıyorum. Şimdi sizler için ekran kaydını açtım ve direkt olarak ayarlara girmem gerekiyor. Burada iPhone'un bölgesini değiştirmeniz gerekiyor. Ayarlardan genele geliyorsunuz. Ardından da burada sizlerin karşısına dil ve bölge çıkıyor. Buradan da bölgeyi Birleşik Krallık, yani İngiltere olarak değiştirmeniz gerekiyor. İngiltere ya da Birleşik Krallık, biliyorsunuz bir fark yok. iPhone burada Birleşik Krallık olarak karşımıza çıkartıyor. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Türkiye'deki herhangi bir bankacılık uygulamasını kullanamıyoruz. Bundan dolayı da global bir bankacılık uygulaması olan Wise'ı kullanacağız ve Wise'da bir hesap açmamız gerekiyor. Bunun için de direkt olarak Safari'ye girip Wise'ın internet sitesine gidebilirsiniz. Şunu da söyleyeceğim. Bu işlemleri gerçekleştirirken bir Medium yazısı bana destek oldu. Oradan bayağı bir bilgi aldım. Açıklamalar kısmına da o linki bırakacağım. Oradaki yazıyı okuyup oraya da destek verebilirsiniz. Kaydolum kısmına geliyorsunuz. Burada tabii ki ilk olarak kayıt işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben zaten kayıt olmuştum. Bundan dolayı kameranın arkasındaki Mert'in bilgilerini kullanarak işlemlerimi gerçekleştireceğim. Ama şunu söyleyeyim, çok fazla bir bilgi almadı. Buradaki tercihi tamamen sizlere bırakıyorum. Herhangi bir şekilde buranın güvenilir olup olmadığını da sizlere söylemiyorum. Ama dediğim gibi ben burayı kullanmaya başladım. Bireysel hesap seçiyorum. Posta hesabımızı gireceğim. Ardından da burada bir parola oluşturacağız. Evet, güvenli oldu diyor. İkamet edilen bölgeyi de Birleşik Krallık olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki Türkiye'yi Birleşik Krallık olarak değiştirdim ve kaydolun kısmına bastım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi parolayı da hemen kaydedelim. Burada karşımıza herhangi bir ekran çıktı, ama dediğim gibi bunun önemli bir payı yok. Direkt olarak biz mail uygulamasına gireceğiz. Burada Gmail'e gidiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Wise sizin e-postanızı doğrulamanızı istiyor. Ben de direkt olarak e-postayı doğruluyorum. Bundan sonra yapacağımız şey çok basit olacak. Direkt olarak Wise'ın mobil uygulamasını indirecek. Oradan kendimize bir kart belirleyecek. Kartı da Apple Pay'e ekleyeceğiz, ama şunu söyleyeyim. Wise'a ilk girişte sizden tabii ki 5 sterlin değerinde bir kart almanız gerekiyor ve bu fiziksel kartı İngiltere'de herhangi bir yere göndermeniz gerekiyor. 5 sterlin ödedikten sonra da sizlerin yapacağı tek şey şu olacak. Buradaki harcamalarda %1, %2 gibi bir komisyon oranı vermeniz gerekiyor. Açıklama kısmına gerekli linki bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi aklınıza şu gelebilir. İngiltere'de kimse yok ki. Ben oraya fiziksel kartı göndereceğim. Hadi diyelim ki bir yere gönderdim. Tehlikeli olmaz mı? Biz şöyle bir işlem gerçekleştireceğiz. İngiltere'ye fiziksel kartı göndereceğiz. Oradaki kartı tamamen deaktif edeceğiz. Ve o kartla herhangi bir şekilde işlemimiz kalmayacak. Ardından da dijital bir kartı oluşturup bu dijital kartın bilgileri sadece bizde olduğu için onu güvenli bir şekilde kullanacağız. Şimdi Wise'ın içerisine giriyorum. Wise uygulamasını indirdikten sonra biraz önce belirlemiş olduğumuz bilgilerle direkt olarak hızlı bir şekilde giriş yapabiliyoruz. Ben Face ID'yi kullandım ve buraya girişimi gerçekleştirdim. Şimdi burada biliyorsunuz bir bankacılık uygulaması demiştim. Aslında çok daha aşina olmadığımız şeyler burada yok. Hesap kısmına geldiğiniz zaman direkt olarak bir kart sipariş etmeniz gerekiyor. Ve bu kartın dediğim gibi İngiltere'de herhangi bir yere gitmesi gerekiyor. Siz direkt İngiltere'de kraliçenin adresini bile verebilirsiniz. Önemli değil. Bu kartı İngiltere'de herhangi bir yere gönderebilirsiniz. Bunu Google Maps'te direkt olarak herhangi bir sokak olarak değiştirebilirsiniz. Hatta Medium yazısında şöyle diyordu. Adresi biraz bozarsanız büyük ihtimalle hiçbir yere gönderemeyecekler. Dediğim gibi Medium yazısından da bayağı bir destek aldım. Kart siparişinizi gerçekleştirin diyorsunuz. Kartı sipariş etmek için bizden birkaç tane bilgi istiyor. Devam et kısmına geldiğim zaman burada ülke yine Birleşik Krallık yapıyorum. Gerekli bilgileri hızlı bir şekilde veriyorum. Şöyle tamamlayalım. Ve ardından adres istiyor. Dediğim gibi burada Birleşik Krallık'tan herhangi bir adres verebilirsiniz. Ben direkt olarak şöyle yapacağım. Mesela Birleşik Krallık'ta aklımıza hızlı bir şekilde ne gelir? Burada direkt olarak Mert dedi ki Londra'ya benim kartım gitsin dedi. Bakın burada adresi bulduk. Hemen burada yeni sekmede açıyorum. Ardından da Google Maps uygulamasına geldim ve buradaki adresi kopyaladım. Şimdi adrese geldim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir Türkçe karakterlerden de kurtulalım. London'a verdik. Burada da hızlı bir şekilde London diyoruz ve posta kodunu bulmamız gerekiyor. Buradaki posta kodunu da direkt olarak London'ın, yani aslında Londra'nın buradaki posta kodu olarak seçebiliriz. Telefon numarasını ben hiç değiştirmeyeceğim. Burada direkt olarak Türkçe kullanacağım. Bu arada şunu söyleyeceğim sizlere. Biraz önce ben Furkan Karaca isimli girdiğim için senin bir hesabın var dedi. Bundan dolayı da ismi Mert olarak değiştirdim. Sonraki kısmına geliyorum.
bakıyorum. 5301 SMS gelmiş. Onu bana söyler misin? İlk olarak telefon numaramızı doğrulamış olduk. Adresimizi burada bir doğrulamış olduk. Ama tekrar adresi isteyebilir. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Görmüş olduğumuz gibi adresi burada tekrar istedik. Google Maps uygulamasından tekrar buraya bir adres yazdık. Ben ardından biraz daha kesin olsun diye burayı biraz uzatmak istiyorum. Şu ikinci satıra da mesela herhangi bir şey yapalım. Şöyle direkt olarak şurayı da doldurmuş olayım. Dediğim gibi kart burada bir yere gidecek ama eksik bilgi verdiğimiz için büyük ihtimalle herhangi bir şekilde bir yere gitmeyecek. İptal edilebilir mi? Onu bilemiyorum. Belki de iptal olur ama benim şu ana kadar başıma herhangi bir sıkıntı gelmediğini söylemem gerekiyor. Devam et kısmına geldim. Artık benden kartla alakalı bilgiler istiyor. Mert Yıldırım olarak mı anılmak istersin yoksa Yıldırım Mert olarak mı anılmak istersin diyor. Biz direkt olarak Mert Yıldırım'ı seçiyoruz. Devam et diyoruz. Şimdi bize bir şifre soruyor. Ben buradaki şifreyi direkt olarak Mert'in doğum tarihi olan 1999 seçiyorum. Ardından da pini doğruluyorum ve görmüş olduğunuz gibi işlemler burada sırayla devam ediyor. Şu anda siparişi görüyorsunuz ve söylemiş olduğum gibi sizlerin 5 sterlin değerinde bir ücret ödemesi gerekiyor. 5 sterlin yaklaşık şu anda 58 liraya denk geliyor ama 2021 yılının Eylül ayındayız. Siz videoyu izlerken ne hale gelir onu gerçekten bilmiyorum. Burada para birimini değiştirebilirsiniz. Direkt olarak Türk lirası da hemen uygulayabilirsiniz. Şöyle Türk lirasını seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi değişmedi, hata verdi. Bunu ben yaparken de yapmıştı. 5 sterlini çekecek ama şunu söyleyeyim. Kredi kartıyla bu işlemi yaparken kredi kartınızın yurt dışına açık olması gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem bunu sanal kartla gerçekleştirebilirsiniz. Ben kendi sanal kartımla yaptım. Banka bana SMS gönderdi. Dedi ki yurt dışından para çekilmeye çalışıyor. Eğer bunu siz yapıyorsanız tekrar gerçekleştirebilirsiniz dedi ve ben tekrar denediğim zaman direkt 5 sterlin benim bankam hızlı bir şekilde buraya ödemesini gerçekleştirdi. Ben şimdi buraya ödemeyi gerçekleştirmeyeceğim çünkü benim hesabımda zaten var. Buradan sonra karşınıza çıkacak tek adım sizlerin sürücü belgesini doğrulamak olacak. Sürücü belgesini de doğruladıktan sonra karşınıza çıkacak ekrana gidelim. Sizler ödemeyi gerçekleştirdikten ve kimliği doğruladıktan sonra sizlerin karşısına bu şekilde kartınız çıkıyor. Bu kart henüz bana ulaşmadı. Herhangi bir yere gitmedi. Yani sizinle beraber aynı adımdayız ve sizlerin kimlik bilgilerinin doğrulanması için belirli bir zaman gerekiyor. Ayrıca bu kartı kullanabilmek için de içerisine minimum 100 lira gibi ücret atmanız gerekiyor. Burada ücret atması gerçekten kolay ama öncelikle şuradaki bilgiyi söylemem gerekiyor. Kartı yönetim kısmına gidip burada ödeme yöntemlerini yönet dedikten sonra çip ve pin işlemleri, çevrim içi ödemeler, ATM seçenekleri gibi birçok detayı kapatmanız gerekiyor. Çünkü biz biraz önce kartı İngiltere'de bilmediğimiz herhangi bir yere gönderdik. Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmasını istemeyiz. Ancak biraz önce de sizlere bahsettiğim gibi bir dijital kart oluşturdum ve bu dijital kartı direkt olarak Apple Pay'e ekledim ve ekledikten sonra da kullanmaya başladım. Dijital kart oluşturması çok basit. Biraz önce buradaki ekranı gördükten sonra sağ kaydırdığınız zaman direkt olarak dijital kart edinin diyorsunuz ve işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Dijital kart ekleyin diyorsunuz. Ardından da sizlerin 100 lira ödeme yapmasını istiyor. İlk olarak 58 lira ödemiştik biliyorsunuz. Bu bizim aslında hesaba çevirmek için ödememiz gereken ücretti. Ancak bundan sonraki ödeyeceğimiz her ücret sizlerin hesabına yansıyacak ve orada direkt olarak kullanabileceksiniz. Ben 100 lira atmıştım ve bunu direkt olarak istediğim her yerde kullanmaya başladım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Buradaki bakiye yüklemesinde yani dijital kartı açarkenki bakiye yüklemesinde devamlı olarak Türk lirası yapmanızı tavsiye ediyorum. Dijital kartı edinin dedikten sonra bakiye yüklüyorsunuz. Ardından da yine böyle bir bilgi çıkıyor. Burada da yapmanız gereken tek şey aynı burada olduğu gibi Apple cüzdanı ekle oluyor. Apple cüzdanı ekle dedikten sonra kartı Apple Pay'e ekle diyorsunuz. Ardından da kart direkt olarak Apple Wallet'a eklenmiş oluyor. Şimdi size direkt olarak Apple Wallet'ı göstermek istiyorum. Burada hızlı bir şekilde Wallet'ıma girelim. Görmüş olduğunuz gibi benim dijital kartım 3132 şu anda Wise olarak burada duruyor. Ve burada yapmış olduğum işlemleri de görebiliyorsunuz. Köfteci Yusuf'tan 2 tane alışverişim vardı. Dün de divanda 30 liralık bir alışveriş gerçekleştirmişim. Şimdi tekrar geri geliyorum. Ardından da burada size yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Ana sayfaya geldiğiniz zaman burada sizin üst tarafta bakiyelerinizi görebiliyorsunuz. Sizin yapmanız gereken tek şey biliyorsunuz dijital kart ekledikten sonra 100 lira eklemiştik. Burada 100 lira var. Buradaki bakiye azaldıkça sizin buraya gelip direkt olarak ekleye basıp hemen hızlı bir şekilde buradaki ödeme biriminde Türk lirası yapacaksınız. Ardından da diyelim ki 100 lira ekleyeceksiniz. Devam et dediğiniz zaman sizden direkt olarak kredi kartı mı yoksa nasıl bir ödeme yapman gerektiğini sizlere soracak. Ben olayı sizlere kısaca anlatmış olduğuma inanıyorum. Apple Pay'i kullanabilmek için global bir bankacılık uygulamasından hesap oluşturuyor. İngiltere'de fiziksel bir kart alıyoruz. 5 sterlin değerinde bir ücreti bir kereliğinde ödemiş oluyoruz. Kartın ücretini ödedikten sonra kart adrese gidiyor. Ama bu bizim için önemli değil. Bunu sadece yapmak zorundaydık. Buradaki fiziksel kartı tamamen kapatıyorsunuz. Ardından da bu bankacılık uygulamasında dijital bir kart oluşturup dijital kartı Apple Pay'e ekliyorsunuz. Ardından da yapacağınız şey doya doya harcamak oluyor. Dediğim gibi buradaki bakiyeyi direkt olarak 41 lirası olarak görüyorsunuz. 41 lirası benim hani harcadıktan sonra kalan bakiyem. Direkt olarak üstüne tıklayabilir ve bakiyeyi eklemeye devam edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Bu bir bankacılık uygulaması ve bundan dolayı %1, %2'lik bir sizden komisyon alabilir. Bugün sizlerle beraber bu işleme bakmış olduk ama sadece böyle bırakmak istemiyorum. Şimdi sizlerle beraber bir kafeye gidelim. Kafede Apple Pay ile bir ödeme gerçekleştirelim. İşlem çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Beraber bakalım.
Şimdi sizler için hemen ofisin yanındaki kafeye geldim ve burada bir ödeme gerçekleştireceğim. Hiç cüzdan falan yok. Zaten telefon her zaman elimizde ya da cüzdanı evde unuttunuz. Yapmanız gereken tek şey hesabı istemek. Hesabı alabilir miyim abi? Burada bir deneme çekimi gerçekleştireceğim sizlerle beraber. Burada yapmanız gereken şey sadece yaklaştırmak oluyor ama bakın değdirmeden hemen onu zaten algılayabiliyor. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Çift tıklayabilirsiniz. Yüzünüzü okutabilir. Ardından buraya değdirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi telefonu çekinledi. Ondan bir şekilde burada hızlı bir şekilde merkezi aradı. Cevabı bekledi. Ve ödeme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Burada da bize gördüğünüz gibi bildirimi direkt hızlı bir şekilde geldi. 1 liralık harcamayı gerçekleştirmiş olduk. Ödeme işlemini çok basit bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Sadece yanına yaklaştırdığınız zaman direkt olarak çift okumanızı ardından da yüzünüzü tanıtmanızı istiyor. Ya da hiç post cihazına götürmeden direkt olarak çift tıklayın, yüzünüzü tanıtın, post cihazınıza öyle götürün. Bu işlem daha da basit oluyor ve sizlerin de gözünüzde görmüş olduğu gibi Türkiye'de Apple Pay'i herhangi bir şekilde yurt dışına çıkmadan sadece bölgeyi değiştirip global bir bankacılık uygulamasını kullanarak kullanabiliyoruz. Dediğim gibi komisyonlar olabiliyor. Bunu da artık göze alacaksınız. Ben kullanmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten teknolojiyi kullanmayı seviyoruz. SİLM'e kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda birçok ilki ve birçok deneyimi sizlere yardımcı olacak videoyu görebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.